Hayır. Hayır. Alo. Hazal, ben çok kötüyüm. Ne olur hemen yanıma gel. Soru sorma, sorma, bir şey anlatacağım Hazal. Hazal, lütfen yanıma gel, lütfen. Lütfen. Benim hedefim siz değilsiniz, Vural. Eğer bana yardım edersen Vural mezarı boylayacak. Tarih olacak yani. Siz de şu Cemile'yi idare edin artık ya. Kadın bir şey istemiyor ki sizden. Kızının mutluluğunu istiyor artık yani. Vural tehdidi ortadan kalkarsa Cemile size ne yapabilir ki? Ne gerekirse yapar mısın? Ne gerekiyorsa yaparım. Abimin mutluluğu için her şeyi yaparım. Düştüm ben böyle ya. Telefonun niye kapalı? Mektubu abimin odasından aldın mı? Neredesin sen? Şarjım bitti abi. Tamam, hallettim. Rahat ol abim. Geleceğim. Yavuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amirim, baygın. Ambulans çağırıyorum. Yavuz. Bir hırsızlık ihbarı aldık. Ateş Gülsoy, ben şirketin sahibiyim. Çalışanım aramıştır size. Yavuz. Yavuz. Saldırı uğramış sanırım. Yavuz,
Yavuz. Tamam, tamam. Tamam. Gel, gel, gel. Sakin. Gel, gel, gel. 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 Gel, otur. Amirim, otur. Bu taraf temiz. Kalk. Ne oldu anlamadım ben. Kameralar. Kameralar dondu. Tamam. Tamam Yavuz, yorma kendini. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim ben. Güvenlik şirketini arayacaktım. Arıza diye. İçeriden bir şey düşmüş gibi sesler gelince polise haber verip sizi aradım. Sonra bir enseme vurdu. Tamam Yavuz. Yorma sen kendini. Şimdi anlarız biz ne olduğunu. İçeride ne var? Depolar. Oraya girdiler sanırım. Depoya bakın hemen. Ben etrafı bir göz atayım. Olan hiçbir şey var mı? Herkes için kendini feda etmiş ya. Dayanamamış, arabayı uçuruma sürmüş. Canım benim ya. Mahvolmuş abi çocuk bu kadar zaman. Selam. Hayır olsun, sizin burada ne işiniz var? Feray, iyi misin? İyi değil Okan. Nikah kıyıldı bugün. Biz o yüzden buradayız. Öyle mi? Kimseyle konuşamadım bugün. Duymamışım. Çekmeceden bir şey alacağım. Sonra ben çıkarım hemen. Yok. Yok burada. Bunu mu arıyorsun Okan? Evet. Abim kimse okumadan yok etti demişti. Ama... Sen oku. Yaman'ın yanına. Feraye, beni bir dakika dinler misin lütfen? Hayır. Lütfen. Hayır, çekil önümden. Bir saniye bile bekleyemem ben. Okan, çekil önümden. Okan. Hamileyim ben. Bizim Yaman'la bir kızımız olacak. Biliyor musun? Ben... Ateş'e de her şeyi anlatacağım. O sadece bana yardım etmek için benimle evlendi. Evlendi. Yaman her şeyi bilsin. Her şeyi bilsin biz. Biz neler çektik Okan. Okan biz neler yaşadık biz. Sen yanımızdaydın. Sen biliyordun tamam. Yanımızdaydın. Biliyorum. Anlıyorum. Vallahi anlıyorum. Ama ne olur beni bir dinle. Hepimiz vahşi bir ormanın ortasındayız. Yolumuzu şaşırdık, bildiğimiz her şeyi unuttuk. Attığımız her yanlış adımda sanki uçurumun eşiğine böyle biraz daha yaklaştık. Benim tek amacım hepimizi güvenli bir alanın içinde tutabilmekti. Kimseye zarar vermek değil. Ne sana, ne bebeğe, ne Yaman abime. Sana her şeyi anlatacağım. En baştan tane tane ama birazcık benimle bir dakika konuş lütfen. Ben hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Yaman. Yaman ölüyordu. Okan. Bir yalan yüzünden.
Benim yüzümden. Ölüyordu. Benim de bildiğim her şey yalanmış. Sen abini korumuşsun sen. Benim yüzümden. Benim suçum, hepsi benim yüzümden Feraye olmuş. Feraye, bana bak. Senin hiçbir suçun yok, tamam mı? Sen sadece doğum gününü kutlamak için oradaydın. Üzerimize bir bomba atmışlar bizim. Dört bir yana dağılmışız. Olan bu. Senin suçun yok, tamam. Ben şu an sadece Yaman'ın yanında olmak istiyorum. Ona sıkı sıkı sarılmak istiyorum. Ben onu çok seviyorum. Seni çok seviyorum demek istiyorum. Geçti. Her şey geçti. Bizim bir kızımız olacak demek istiyorum. Feraye. Anlatacağım. Anlamıyorsun. Çünkü bilmiyorsun. Bu Vural dediğimiz adam sandığımız gibi bir adam değil zaten. Bak, çok tehlikeli bir adam, tamam mı? Abim boşuna mı gitti, sustu? Cemile'nin baskısına katlandı. Boşuna mı evlendi Aleyna'yla zannediyorsun ya? Feraye, sen çok haklısın. Sen yerden göğe kadar haklısın. Ama Okan da haklı. Gerçekten bir dinlemen lazım. Şimdi biraz sakinleşelim. Konuşalım. Tamam mı? Lütfen. Lütfen. Feroz. Okan. Beni biraz dinler misin? Bak, ben dışarıdayım. Tamam mı? Üstünüze bir şey alın. Aşağıki oğlan size alayım ama bunu evde konuşmayalım, tamam mı? Bu evde konuşulacak bir konu değil. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Her şey herkes için en güvenli. Kimle nasıl oluyorsa öyle olmalı şu an. Ben dışarıdayım. Bekliyorum. Gel. Deponun kapısı açıktı ama bir şey alınmamış gibi görünüyor. Muhtemelen panikleyip kaçtılar. Şimdilik yapacak başka bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Yavuz. Buyurun Ateş Bey. Sen şimdi doğru hastaneye. Ben bir araba ayarladım. Sabaha kadar yanında biri kalacak. Zaten acil bir şey olursa telefonun başındayım ben. Olur Ateş Bey. Sağ olun. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Çok sağ olun. Allah belanı versin, ne manyak, ne saçma bir kadınsın sen ya. Allah Allah. Hepimizi ölüme sürüklüyordun ya. Daha ne istiyorsun sen bizden? Ya ben tahmin ettim benim peşimden geleceğini. Yani korkutmak istedim sadece. Ya diyecektim yani, hizmetçi falan lazım mı diyecektim. Ha, tabii, tabii. Her böyle istediğin olmayınca böyle git böyle tıkır 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 Vural'ın kapısına dayan, tamam mı? Çok güzel ya. Ha, nasıl oynadılar seninle, kedinin böyle fareyle oynadığı gibi. Dayadılar silahı kafana. Ha? Çekil önümden Allah aşkına ya. Okan. Ne dedi sana Sarp? Hani bir pazarlık yaparız falan mı dedi? Yani tam olarak ne dedi? Orasını söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü sana artık cinayet masası bakıyor Cemile ablacığım. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç bizim gibi değiller, biliyor musun? Daha acımasızlar. Daha zalimler. Senin tek ters bir hareketinde kızının canını aldılar. Allah, ben sana söyleyeyim. Okan öyle dedi. Ama öyle ama. Öyle yani. Olanlar oldu. Bundan sonra kendine çok dikkat et. Bundan sonra kızını düşün. Çünkü ben o kamyonda yokum. Okan. Okan. Okan.
aslan parçası. Emanım. Korkuttun oğlum bizi. Hı? İyi misin? Gerçi iyi görünüyorsun ya. Bak bakayım. İyiyim. Gördüğün gibi işte. Biz küçükken bir kere bir yarış yapmıştık, sen de hatırlıyor musun? Sen böyle beni geçeceksin diye önün arkana bakmadan koşmaya başlamıştın. Sonra ayağın taşa takıldı, düştün. Hem böyle feci şekilde düştün. Ben tabii koşarak geldim yanına. Düzlerim paramparça, üstün başın kan içinde. Nasılsın oğlum diyorum, ses yok. Yamanım iyi misin diyorum, ses yok. Dedim ki şimdi bu öyle bir ağlayacak ki yıkacak ortalığı. Sen aynen böyle baktın bana. Böyle acılı, yorgun, böyle vazgeçmiş. Ama bu sefer yemezler. Ben daha olayın ne olduğunu anlamadan sen kalkıp bitirdin yarışı. Böyle baktım arkandan ben seni. Hadi kalk yine. Hadi Yaman'ım. Yine koştur beni peşinden. Hadi Yaman'ım. Kalk şu yataktan. Hadi. Ne oldu oğlum? Şş. Ne oldu lan? Gözlerim dolsun diye mi anlattık hikayeyi? Ha? Ömrünün sonuna kadar sus. Bebeğiz, haklı diyemem. O benim de yeğenim. Ama şu anda olmaz. Bak vallahi olmaz. Yani abime hamile olduğunu söyleyemezsin. Ya çünkü eğer söylersem o delirir. Ya böyle gözü hiçbir şey görmez. Ya tanımıyor musun Feroş? Ya seni de alır götürür işte o zaman. Her şey, içinde bulunduğumuz her şey daha karışık bir hal alır. Bebeğimin babası Ateş diyemem ben kimseye bu saatten sonra. Yaman'a bir de bu şekilde eziyet edemem. Senin Ateş abimle evlilik durumun, yani onu böyle zaten atomlarına ayırdı. Hücreleri parçalandı yani her gün. Eziyet çekti yeterince. Sen beni mi suçluyorsun? Hayır, beni yanlış anladın. Ben seni suçlamıyorum. Cemile'nin bebeği bildiğini biliyorum. Sen o yüzden Ateş abi. Okan yeter. Kızma tamam. Ben hani... Sevilmediğimi, istenmediğimi düşündüm ben. Dünyam başıma yıkıldı. Sadece hırsı için peşimde sandım. Yaman hayatımdayken... annemin ölümü, yaşadığım bir sürü acı... hiçbiri canımı acıtmadı. O benim yaralarımı sarıyordu çünkü. O gidince hayatın bütün acımasızlığı, yalnızlığı üzerime yığıldı. Ben kayboldum. Ne düşüneceğimi bilemedim. Ne yaptığımı bilmedim, nerede olduğumu bilmedim. Sadece bir bebeğim vardı. Onu güvende tutmak istedim. Yaşama umudum oldu o benim. Özür dilerim. Özür dileme. Kimseden özür dileme. Sadece anlamaya çalış. Biz Yaman'la birlikte hayata tutunmuştuk. Kimsesizliğine sarılıyorsan eğer birinin, çok dikkatli olacaksın. Bak, Yaman gitti, ben ne hale geldim. Ben gittim, o ne hale geldi. Bir şey demeyecek misin abine? Evlendim ben oğlum. Bir tebrik yok mu? Kardeşin hasta yatağında sen yangından mal kaçırır gibi nikah yapıyorsun. Ha bir de üstüne tebrik mi bekliyorsun? Şimdi de Yaman numaramı bozacaksın sen beni. Ben senin düşmanın mıyım ya? Sadece kardeşinin konuşamadıklarını dile getiriyorum. Tebrik etmez tabii. Çok haklı. Çok. Öyle mi? Evet, öyle. Yaman'ım, var mı sorun? Ben yorgunum.
Kafamda sesler büyüyor şu anda ve dinleyemiyorum sizi. Anne sen de uzatma lütfen. Abimle kavga etmek istiyorsan çıkın dışarı, orada devam edin. Benim üzerimden döndürme olayı. Ya hepiniz bana karşı cephe olmuşsunuz. Ben ne yapıyorum size oğlum? Ne yapıyorum size? Sizi korumaya çalışmaktan başka ne yapıyorum ya? Senden bizi kim koruyacak? Hı? Ama da söyle. Anlamadım. Ne demek bu şimdi? Nasılsın sen? İyi misin? Hani sen bana demiştin ya, benim beynimde kitle var, lezyon var diye. Hani ben apar topar geldim buraya, işimi gücümü bıraktım ya. Ne oldu biliyor musun? Doktorunla konuştum ben. Yokmuş o kitle. Anne. Üzmek istememiştim ben seni Feroş. Yani ya ben her şeyden çok kavuşmanızı istiyorum. Herkesten de daha çok, bilmiyor musun? Sadece bir ay. Tamam mı? Sadece bir ay ne olursun. Sonra bak gerçekten kimseye yalan konuşmak zorunda kalmayacaksın. Bebiş doğacak. Babasının kucağına vereceksin. Bunca zamandır çözülemeyen durum bir ayda nasıl hallolacak Okan? Ural'ı bitirmek isteyen birileri var. Bitirmek isteyen birileri var. Onlar da tehlikeli birileri herhalde. Okan. Ya. Okan. Ya sakin olun tamam mı? Sakin olun. Tehlikeliler ama Ural kadar değil. Ya ortadaki tehlikeyi böyle kaldırmamız lazım. Çünkü biz çok korkunç bir durumun içine kaldık. Böyle... Feray, ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor. En baştan. En baştan bilseydin... hamile olduğunu söyler miydin abime? Söylemezdin. Söylemezdin işte ya. Cemile giderdi. Anlatırdı Vural her şeyi. Vural sizin peşinize düşerdi. Sonra abimle ben de... Okan sus. Sus. O kelimeyi anma. Gerçek bu. Sen de abim gibi yapmak zorundasın. Yoksa sevdiğin adamın dar ağacını kendi ellerinle kuracaksın. Okan tamam. Ama haksız mıyım? Daha fazla Feray'ı üzme istersen. Kimseyi üzmek istemiyorum. Haksız mıyım? Sadece bir ay istiyorum Feroz senden. Bir ay bak, yemin ediyorum ben sizi kavuşturacağım ya. Bak bir ay. Bir ay ya lütfen. Tamam. Tamam Okan. Yaman'a ufacık bir zarar gelme ihtimaline katlanamam ben zaten. Biliyorum. Biliyorum ya, o kadar aynısınız ki çok tuhaf yani. Aynı değiliz. Birbirimize çok aşığız. O yoksa ben yokum. Ben yoksam o yok. Vay be. Tamam. Belki biraz bekleyeceksin. Ama yine de güzel bir Feroş. Yaman hiç gitmemiş senden. Ben de ondan hiç gitmedim. Biliyorum. Hiç gitmedim. Biliyorum. İyiymişsin sen. Ha? Çok iyiymişsin. Bu adam... bak bu koskoca adam... ben kaç gece ağladım ya, sen biliyor musun onu? Kaç gece o sabah zor ettim. İnsanın annesinin öleceğini biliyor olması ne demek, sen biliyor musun ya? Bilmiyorsun ki, nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Hiç mi düşünmedin? Ha? Hiç
mi demedin yani? Bak bu çocuk kahroluyor. Bu çocuk mahvoluyor. Hiç mi düşünmedin? Ateş bak ateş, ben... Ateş ne ateş ne? Ne ateş? Ne oldu? Ne yapacaksın, ağlayacaksın mı yine? Ha? Niye mi ağlayacaksın? Kendi istediklerin olsun diye her şeyi yaparsın değil mi? Hiç düşünmezsin. Bana ne olur, ona ne olur. Geride kalanlar ne yapacak hiç düşünmezsin değil mi? Senin için, senin için yaptım. Öyle mi? Seni düşündüğüm için. Burada ol, ait olduğun yerde, ailenle ol diye yaptım. Hadi be. Evet. Vay be, helal olsun sana. Hala kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Allah helal olsun sana. Bir kere de... Bir kere de ki... Haklısın de mesela ya. Haklısın de, özür dilerim de, yalan söyledim de. Bir kere başka bir şey istemiyorum. Bir kere de bana yeter. Ama sen hala... Kendi evladınla güç yarıştırma peşindesin Gülfem Gülsoy. Hala... Ben hava almaya çıkacağım. Hava alma. Hava almaya git. Ben kalırım yanında. Hayır. Okan gelecek. O kalır benimle. Sen annemle eve git. Telefonu da alır mısın? Yamanım. Doğru söyle, sen bozuk musun bana? Hı? Oğlum öyle düğün tantanası falan istemedim. Dedem değildi zaten, annem bahsetmiştir sana. Öyle nikah yapıp geçtik o yüzden. Gidin siz. İyiyim ben, bir şeyim yok. Kimseye de bozuk değilim. Sıkıldım. Yorgunum. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Var mı istediğim şey? Hayır. Aslanım benim. Nasıl beceremedin Bekir? Ha? Nasıl oldu da eline yüzüne bulaştırdın? Aksilik oldu Vural abi. Affedersin. Aksilik olur. Aksilik hep olur Bekir. Ama ben bir iş istediysen... ...o aksiliklere rağmen o iş yapılacak. Anladın mı? Anladım abi. Gel evlat, gel. Hayırdır inşallah ya? Hayır mı, şer mi? Göreceğiz. Anlat marifetini. Ya, Vural abi Ateş Gülsoy'a ceza kesmek istedi. Hı hı. Fabrikayı kundaklamak için içeri adam soktu. Bana da takip etmemi emretti. Ya ortalık karıştı. Eleman bekçiye yakalanmış. Kaçmış. Hay Allah ya. Keşke haberim olsaydı, ben hallederdim baba o işi. Evlat, senin işin Gülsoylar. Biz seni Gülsoyların içine boşuna sokmadık. Açığa çıkman iyi olmaz. O yüzden zaten Bekir'e de işin tamamını vermedim. Sadece adamı takip edecekti, onu da beceremedi işte. Anladım. Anladım da senin bu...
Ateş Gülsoy'la alıp veremedin ne baba ya Allah aşkına? Ha? Ateş Gülsoy haddini bilecek. Bana yaptığı saygısızlığın bedelini ödeyecek. Anlıyorum. Saygı tabii önemli şey. Ama şimdi fabrika yansa bize dokunmaz mı ucu bu? Hı? Biz parayı oradan aklamaya başlamadık mı? Yansın. Bana hiçbir şey olmaz evlat. Yeni bir yer bulurum, yeni bir fabrika yaparım. Benim amacım o Gülsoyları beş parasız bırakmak. Sonra? Sonra bunlar üç kuruşa muhtaç hale geldiğinde ne olacak? Ömer abi gelip benden para isteyecek. İşte o zaman Ateş her şeyi anlayacak. O yaşadığı cafcaflı lüks hayatın benim sayemde olduğunu anlayacak. Şu öfkene yenik düşmesen. Bak, başka yer bulmak zor. Fabrika lazım bize. Ya bir kurulu düzenimiz var, bozmasan mesela. Sen de kendi işine baksan mesela. İşime karışma. Siz Bekir'in elinden kaçırdığı adamı bulun. Bak orada burada benim fabrikayı yakmak istediğimi söylerse, konuşursa bizim için iyi olmaz. O iş kolay, hallederim ben. Merak etme. Hallet o zaman. Müsaaden abi. Afiyet olsun. Abi, Bekir abi. Bak, Mural'la kafa bulacaksın diye bir daha beni ezikleme. O ne demek abi ya şimdi? Beni çağırsaydın diyorsun, ben hallederim diyorsun. Dalga geçiyorum ya. Hep o mu bizle kafa bulacak Allah aşkına? Ayrıca bir yerimizde ayı bağırıyoruz. Senin dert ettiğin şeye bak ya. Doğru diyorsun ama bu herif Ateş Gülsoy'dan kurtulmadan rahat etmeyecek. Oğlum fena taktı herif vampire lan. Geberse keşke, işimize gelir. Tamam yarabbim, Allah'ım ya. Sen de... Şu fabrika meselesine bu kadar takması canımı sıkıyor yalnız. Canını sıkıyor tabii. Neden? Çünkü senin tezgahın çökecek. Bak oğlum buralı daha fazla durduramayız. O yine deneyecek. Biz yine durdurmaya çalışacağız. Oğlum salak mı la bu herif? Bir yerden sonra anlamayacak mı? Ondan sonra ne olacak? İçeride gambazı var diye benim gırtlağıma çökecek. Abi. Bak sen beni yakarsın. Abi gözünü seveyim böyle olmaz. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Bak oğlum bizim bir an önce bu ufak soylarla konuşmamız lazım. Konuşacağız. Konuşacağız abicim. Abi sakin ol ya, gözünü seveyim. Yaman çıkıyor zaten yakışıklı. Yarın hastaneden. Taburcu oluyor, eve geçince konuşacağız. İyi. O değil de sen bunun nakçeyi ne yaptın? Bagajda. Bagajda mı? Ha. La oğlum çeyizin gibi yanında mı getirdin herifin cesedini? La oğlum sen manyak mısın? He? Yok etseydin bari. Ya Allah. Bir bildiğimiz var işte. Uzatma ya. Zaten imanım gevredi bunu buraya çıkarana kadar ha. Acıktırdı bu herif beni ya. Ölü olunca bir ağır oluyormuş. Acıktın mı la? Vallahi çok acıktım ya. O bak bildiğim çok iyi bir tantunici var. Efsane bir şey ya. Sen aç mısın ki? Açım. İyi ama çok yeme. Hayırdır lan? Valla kadınlar şişko erkeklerden çok hoşlanmıyor. Ya git ya. Ne oldu ya, bir yüzün değişti. Oğlum halbuki ya, bana yakışıyor mu la böyle tombik? Yakışıyor, yakışıyor. Ya sen ne çapkın adamsın. Bana. Baksana şuna. Giy çık. Çok güzel. Anne. Ne oluyor sana ya? Akşam da bir tuhaftın. Böyle bir süklüm püklüm. Ayrıca sen... Ateş abiyle Feraye'nin düğün yapmadan böyle çat diye nikah kıymasına da bir şey demedin. Ne oluyor? Ay ne diyeceğim Aleyna? Evleneceklerdi zaten. Yani ha düğün ha nikah. Ne fark eder? Neyse sen onu boş ver de. Ne yaptın bütün gün? Öyle gezdin dolaştın. Ay ne yapayım anneciğim, görmüyor musun? Çıktım dışarıya. Hazır kredi kartını da almışken patlatayım dedim bir güzel. Kendime hiç etiketine bakmadan her şeyi aldım. Sonra gittim bir de kahveyle tatlı ısmarladım kendime. Öyle dandik bir mekanda da değil ha. Lüks, güzel bir mekanda ısmarladım. İyi yaptın. Gülsoy gelin olmak bunu gerektirir değil mi? Anlayacağın gezdim dolaştım anne, şöyle. Sen fazla dolaşma. Şimdi kocan hastanede ya. Yani gözlerine batmasın diye şey diyorum. Ayrıca o şoför çocuğu da hiç sevmedim. Tekinsiz bir tip.
Sen onunla çıkma bir daha dışarı. Ay yok anne ya. Yani Sarp tatlı çocuk. Bir de kibar. Yok sen dinle beni. Çıkma, dolaşma sen onunla, tamam mı? Tamam mı? Söz ver. Ay tamam anne, merak etme, tamam. Korkuttun ki ben de ölüp ölüp dirildim. Eğer sana bir şey olsaydı Allah korudu, bu kadarına katlanamazdım ben. Arkandan gelirdim ben de. Okan tamam yeter, sinirim bozma. Yeter abi. Kapat konuyu, kapat konuyu. Kaza yaptım işte. Ya ölüyordum, farkında mısın? Ölüyordum. Bakma bana öyle. Abi. Geçti bitti. Dediğimi yaptın mı sen? Yaptım. Mektubu kimse okumadan yırtıp attım. Okumadın. Ve içinde ne yazdığını merak etmiyorsun sen. Etmiyorum. Eğer benim bilmemi isteseydin bilirdim değil mi? Boş ver şimdi mektubu ya. Sen iyi misin? Yerin ağrıyor mu? Acın var mı? İyiyim, görmüyor musun? Nasıl hissediyorsun? Ya Okan, nasıl hissettiğimi falan sorma. Benim için her şey bitti. Ruhum yok benim artık. Hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam. Ruhsuz ruhsuz yanımda gezin, tamam mı? Ben ona da razıyım ama sana bir şey olmasın. Tamam, uzatma, uzatma. Sen niye geç kaldın? Çok acayip bir şey oldu. Yani annemin yanında öyle telefonla konuşabileceğim şey değil. Ne oldu? Cemile manyağı. Her şeyi anlatacağım diye Vural'ın kapısına gitti. Oğlum susmasan anlat. Bekir, var ya bunun adamı koyduk. Ha. O açtı kapıyı bize. Silah çekti. Ateş, ateş. Yol boyunca tek kelime etmedin. Böyle mi cezalandırıyorsun beni? Konuşmayacak mıyız? Hayır. Aferin. Güzel. Artık hasta olmadığımı da öğrendin. Karını alıp çekip gidersin herhalde. Hiçbir yere gitmiyorum. Ama senin için değil. Dedemi bu halde bırakamayacağım için. Eğer sen de karınla uğraşmazsan hiçbir sorun kalmaz. Oğlum Vural neden şüphelendi de bizim eve adam sokmuş? Bilmiyorum, bilmiyorum abi. Sarp bana hiçbir şey söylemedi. Bir hareketimden falan şüphelendi herhalde. Herhalde. Oğlum için ne kadar rahat senin. Evet. Vallahi çok rahatım ya. Emin olsaydı şu an ölüydüm, biliyorsun değil mi? Sarp bizim yanımızda işte. Vural'dan nefret ediyor, bize de yardım edecek. Yardım? Tek amacı bu mu sence? Adam ben ne istersem yapar mısın demiş, sen de tamam demişsin. Evet Okan. Dedim. Ne isterse yaparım dedim. Ne yapayım? Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan daha kötü bir durum var mı acaba? Ne yapsaydım? Abi ben sana bu durumun içerisinden kurtaracağım dedim, bitti. Okan. Ne Okan? Saçmalama. Saçmalama bak. Tek başına hareket etmiyorsun. Tamam mı? Belli ki biz o adama lazımız. Ayrıca iyi bir şeymiş gibi davranma. Başımız daha büyük belada. Olabilir. Bilmiyorum. Biraz pozitif düşün lütfen. Posta. Yastı. Ayakta ne işiniz var? Lütfen yatın. Ya? Serum takacağım tekrar. Biraz dinlenmeniz gerekiyor. Dinle hemşireyi.
Öyle güzel, öyle masum, öyle yüreklisin ki. Mutlu olmak varken niye yapıyorsun bunu kendine? Niye? Allah be, Allah be. İşte ya. İşte. Sağ ol Zedin. Oğlum. Gel. Gel bir sarılayım sana. Bundan sonra yurt dışına filan gitmeyi unut. Bak, ta kapıyı çıkacağım dediğin uğursuz geldi. Hiçbir yere yollamam bundan sonra. Gözümün önünde, dizimin dibinde duracaksın. Tamam mı? Tamam deriz, sonra konuşuruz. Konuşmak falan yok. Unut. Sen iyi misin? Annem rahatsızlandığını söyledi. Sen iyisin ya. Ben de iyiyim işte. Geçti gitti. Kocacığım. Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok korktum. Tamam, yok bir şey. Oğlum. Canım. Canım. İyisin şükür. Ver bakayım gel. Aslanım benim. Aslanım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi herkes sarılıyor. Bir de ben sarılacağım ya. Nazar dedi, nazar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet ya, çok geçmiş olsun. Ama böyle bir yüreğim soplamadı değil yani. Yaman oğlum, geçmiş olsun. Bizi korkuttun ama çok iyi gördüm seni maşallah. Maşallah. Sağ ol Hüseyin amca. Geçmiş olsun. Sağ ol. Abi sen çok ayakta kaldın ya, ben seni götüreyim. Evet evet, ben hadi. Ben şey yaptım. Hadi. Yürüyebiliyorum Okan. Biliyorum, yürüyebildin. Sen nereye Ömer Bey? Ne demek o? Nasıl ne demek? Doktor randevum var ya. Torunun gelmiş, ben bir yere gitmem. Tamam, torunun evde gitmez bir yere. Hadi. Tam bir baş belası oldum biliyor musun? Tamam, tamam. Hadi gidelim. Aa, bela olmadım ben senin başına. Sen bak, ben nasıl bela olacağım senin başına, izlesen beni. Dur bakalım. Hah. Gel bakayım şöyle. Hı. Şöyle gel. Tamam. Yok, olmadı böyle. Oldu. Olmadı. Okan şu yastığı ver. Ver şu yastıkları. Hadi Okan. Allah Allah. Dur aç. Dur. Gel. İyi böyle. Oh. Mis gibi kemik suyuna mercimek çorbası yaptım ben kocama. Sever dedim. İyi. Koş şöyle. Şimdi ben kendi ellerimle de içiririm ona. Bebek mi o? İçer kendi. Kalsın orada. Yalnız karı koca arasına girilmez Gülfem anneciğim, biliyorsunuz değil mi? Hem belki kocam kendine bebek gibi bakılmasını istiyor. İstemiyorum Aleyna. Anne, uyumak istiyorum. Tamam. Bak, istemiyor. Hadi, ben kalırım. Git sen Aleyna. Tamam hayatım, ama iç çorbanı, tamam mı? Ne yapıyorsun oğlum? İçireyim sana. İstemiyorum. Aşkım, içireyim mi sana çorbanı? Sana da makara yapılmıyor be oğlum ya. Duyacağım. Şişt. İyi sen yat dinlen. Ben de şöyle bir duş alayım geleyim. Tamam, ben gidiyorum. İyi mi? İyi. Uyuyacağım dedi, uyuyor işte böyle. Sıkıntı yok yani. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Sevgi, bana da bir kahve yap. Tabii Aleyna Hanım.
bir evde iki kraliçe olduk diye katlanamıyorsunuz bana değil mi? Şimdi sen kendini kraliçe mi zannediyorsun? Ay pardon, doğru söylüyorsunuz ya. Kraliçeler yaşlı oluyordu değil mi? Ben daha prensesim. Bak ben senin akranın değilim. Uğraşma benimle. Şimdi kalk git yanımdan. Hadi, haydi, haydi. Vallahi istediğim yere otururum. Burası benim de evim. İnsanın istenmediği bir yerde kalmaya çabalaması ne kadar zor değil mi? Sanıyorum hırçınlığım bu yüzden. Ne alaka? Bence o sizin üstünü kuruntunuz. Vallahi ben evimdeyim, kocamın karısıyım. Benim için zor olan bir şey yok ortada. Yaman sana nasıl davranıyor farkında mısın? Seni istemediği o kadar belli ki. Senin yüzünden oğlumun gözünün feri söndü. Seninle evlendiğine bin pişman. Başka biri olacak ki bir dakika durmaz şu evde. Hemen boşanma davası açardı. Nerede? Nerede? Bu laflarınızın, sözlerinizin hepsi kıskançlıktan biliyorum. Sizin devriniz kapandı tabii, yediremiyorsunuz kendinize. Ama üzgünüm. Daha çok beklersiniz. O meydanı size bırakmayacağım. Peki. Peki. Kendini kandırmaya devam edeceksin yani. Olur. Afiyet olsun Aleyna Hanım. Bir kere baksaydım kapıdan. Kızım kapıda zaten görmüşsün. Yetmemiş bir de gitmişsin, sarılmışsın. Dayanamadım, dayanamadım. Bir kerecik göreyim lütfen. Bir ya, bir kere. Kızım ya biri görürse? Bak Okan haklı. Tehlikeli hareketler yapmamak lazım. Hadi gel dışarı çıkalım. Hem okula uğrarız. Bayağıdır boşladık ya. Yarın söz uğrarız. Bak bir kere göreyim. Yarın söz uğrarız. Hadi. Ya sanki yok desem dinleyeceksin ya. Tamam yürü. İki dakika bak kapıdan. Ben koridorda beklerim. Canımsın. Yürü. Dede. Dede nereye? İlaçların var. Bırak ya. Huysuzsun Ömer Güçlü, huysuzsun. Koca adam hastaneyi birbirine kattın ya. Abi benimkini yesene. Aa yok lan, ben kırıntı seviyorum.
Alo. Minik Gülsoy, nasılsın? İyi. Şimdi sana konum açacağım. Abini de al gel, tamam mı? Ben abimle nasıl geleyim? Yeni ameliyattan çıktı ya. Allah Allah. Tek başıma gelsem olmuyor mu? Olmaz. Biraz dinlensin, sonra ikiniz birlikte gelin. Söz dinle azıcık. Tamam. Daha ne kadar izleyeceksin beni? Ben iyi misin diye bakmak istedim. Sana bir şey olacak diye gerçekten çok korktum. Neden? Hani ölsem ağlamazdın? Pişman olacağım şeyler söylemişim. Bana dokunmamışsın hiç. Soğumuştur o. Ben onu götüreyim. Şaka mı? Ne yapıyorsun? İyi olmanı istiyorum. Sen benim ilacım değilsin artık. Tam tersi zehirliyorsun beni. Hayır. Pişman olduğunu da düşünmüyorum. Acımasızca oynuyorsun şu anda benimle. Yapma. Ben yoğun bakımdayken gittin, abimle evlendin. Yaman. Bak, bunu söylemek ruhuma o kadar ağır geliyor ki. Abim. Bak, abim diyorum. Bin kere söyledim, sana dinletemedim. Gerçekten git. Ben seni merak ettim. İyi misin diye bakmak istedim. Huzursuzluk vermek istememiştim. Öyle mi? Ne kadar hoş, ne kadar naif duygular bunlar. Kaçıncı cehennem durağındayız şu an Feraye? Arkadaş mı olalım? Susmasana. Hangi duraktayız söyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Normalleşmeye mi? Neden üzülüyorsun? Değilim. Dede. Hadi. Hadi inat etmedi iç yurdaşlarını hadi. Koy bir kenara. Canım istediğinde içerim. Öyle canının istediğini içeceğim bir şey değil dede bu. Ne dedi Ender Bey sana? Hı? Her gün aynı saatte içilmesi gerekiyor. Yoksa bir işe yaramaz ki bu. Çok biliyor o. Bunak muamelesi yapıyor bana. Ben kendimi biliyorum. Yaman'a üzüldüm ondan oldu. Hiçbir şeyim yok. İyiyim ben. O ilaçları alsın, kendi içsin o. Baba, tomografi de çektirmemişsin. Olmaz böyle. Tabut gibi o şeyin içine girmem ben. Neymiş? Bir de damardan ilaç verecekmiş. İyiyim ben, istemem. Tamam bak, sinirlenmişsin, anlıyoruz. Ama bari bizim hatırımız için iç, lütfen. Bir sen eksiktin Gülfem. Karışma. İçmeyecek misin? Ne inat adamsın ya. Ha? Ne inat adamsın.
Su burada. İlaç burada. Canın isterse içersin. Ben Yaman'a bakıyorum. Ben de geleyim. Kalk git buradan. Bir daha da odama girme. Tamam, girmem. Aa. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak ya? Yaman'ın ağrısı olmuştu. Feraye ona bir bakıyor. Ne oldu kocama ya? Yaman, iyi misin? Bir şey mi var? Aşkım, iyi misin? Yok bir şeyim. Yok bir şeyim. Feraye? Yaman endişelenmeyin istiyor herhalde. İyi değildi, yarası kanamıştı. Feraye baktı. Değil mi Feraye? Bir saniye. Sen neden ilgileniyorsun benim kocamla? Sana ne? Neden bana haber vermediniz? Bu da zebellak gibi dikilmiş kapının önüne. Aleyhine kulağımın dibinde bağırıp durma. İyiyim ben, sinirimi bozmayın işte, uzatmayın. Yaman. Tamam, çok zor bir şey yaşadın. Hepimiz korktuk. Ama oğlum, sakin mi olsan biraz artık? Azarlamasan mı kimseyi? Ha? Hasta odası kalabalık olmaz değil mi? Evet, haklısın. Biz çıkalım. Hadi Feraye. Feraye. Sen odada beni bekle. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Geçmiş olsun Yaman. Sağ ol. Siz neden hala buradasınız? Anlamaya çalışıyorum oğlum. Sanki biz sana kaza yaptırmışız gibi davranıyorsun. Ne yaptık sana bu kadar? Abi çıkın. Abi, şimdi o Markuz'un etkisinde bakın yani biraz gergin tabii, ister istemez. O böyle odaya da kısılmayı sevmiyor. En iyi sen bilirsin. Ben çıkartacağım zaten onu bahçeye. Hani rahatlarsın, şey yapmayın yani. Evet doğru söyledin, ha? Doğru söyledin. Evet aşkım, şey bahçeye inin olur mu? Çocuk muamelesi yapma bana. Okan'ım, sen de. Ben de abi. Allah Allah ya. Hadi Aleyna, hadi sen de git bakayım bir. Abi, Sarp aradı. Hemen dedi gelin dedi. Ne diyor, sordun mu? Sormadım. Merak da ettim şimdi. İyi tamam, öğreniriz şimdi. Kalkabilecek misin? Ya dur. İyiyim ben. Gitme dedim sana. Nasıl idare edeceğimi şaşırdım kızım. Sen de çok yardımcı oldun vallahi, sağ ol donup kalarak. Azal tamam. Ağır konuştu değil mi seni görünce? Evet. Girebilir miyim? Ben müştemilata geçeyim. Görüşürüz ateş. Görüşürüz efendim. Yaman'ın kazası seni bayağı etkiledi herhalde. Evet, üzüldüm. Ağlıyordun sen değil mi? Normal. Hamilesin. Normal. Evet. Feraye. Eğer Yaman'ın bir daha bir şeye ihtiyacı olursa... bırak Aleyna ilgilensin, lütfen sen karışma. Zaten içeride saçma sapan konuştu. Benim kocam, sana ne oluyor, sen ne karışıyorsun diye. Bir dahakine ben dayanamam. Ben karışırım. İş bambaşka bir yere gider. Lütfen sen karışma. Tamam.
Öyle yaparım. Tamam. Peki senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Dedemle ilgilenir misin? Ya bir ilaç içmesi lazım. Ben içiremedim ilacı. Sehpanın üzerinde duruyor. Bence seni dinlersen kesin ikna edersin onu. Tabii ki ilgilenirim. Tamam, teşekkür ederim. O zaman ben şirkete geçiyorum. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hadi içe şunu ilacı. Abi acil olmasa seni böyle apar topar çıkartmazdım. Tamam uzatma kal. Üşürsün öyle, ceketini de giyseydin. Daha yeni çıktın ya hastaneden. Dikkat etmen lazım. Hadi yürü Okan. Mecbur kalmadıkça da benimle konuşma. Gel kızım. Beni kandırmak için şimdi seni mi yolladılar? Evet. Ya. Zehir değil. İlaç sadece. Daha iyi olmanız için. Ya bırak Allah'ını seversen. Lütfen. Tamam tamam ver. Şifa olsun. Nereye? Hapı yutturup kaçıp gitmek var mı öyle? Otur biraz sohbet edelim. Bir zamanlar çocuk bahçesi gibiydi burası. Cıvıl cıvıl bir sağa bir sola koşturur dururdunuz. Ne zaman büyüdünüz? Ben ne zaman bu kadar yaşlandım? Anlamadan geçip gitti seneler. İnşallah yeniden çocuk sesleriyle şenlenir bu bahçe. Ha. Bak, fazla beklemeyin. Ben yaşlı bir adamım. Torunumun torununu görmek istiyorum, tamam mı? Tamam. Ne oldu kızım? Neden mahzunlaştın? Hiç. Hiç yok bir şey. Evleneceğin gün acı şeyler yaşandı. Moralin bozuk olması normal aslında. Ama geçti gitti işte. Bak, Yaman daha iyi şimdi. Çok şükür. Çok şükür. Gülümse biraz be kızım. Bak, çok mutlu olacaksınız Ateş'le. Ben onu anlarım. Seni gerçekten seviyor. Üzmez de. Ben torunuma kefilim. Sevdiklerine sahip çıkmasını çok iyi bilir. Sahip olduklarına dokunulmadıkça da
ondan iyisi yoktur. Ama bir yanı ne kadar aydınlıksa öbür yanı da o kadar karanlıktır, bunu da bil. Çok sever ama bir yanlışta çok nefret eder. Bağışlamayı beceremiyor. Demir gibidir. Bükemezsin onu. Olduğu gibi kabul edeceksin. Olur. Çok konuştum değil mi? Dinlemeyi severim ben. İyi o zaman. Arada bir yapalım bunu. Hatta bir dahakine sen anlat, ben dinleyeceğim, tamam mı? Tamam Ömer Bey. Ömer dede. Tamam Ömer dede. Abi bu taraftan. Aman aman Gülsoy Brothers. Aman aman. Yamancığım, hoş geldin. Korkuttun bizi. Ne yaptın öyle Allah aşkına ya? Girizgaha geç. Konuya gel. Ha, ben şimdi yorgunum ya biraz. Bir de emir almayı hiç sevmem o yüzden. Ne kokuyor burası ya? Naftalin ortağım. Her derde deva mübarek. Aa, ne varmış ya orada? O ne? Bu ölü insan bedeni. Yani halk arasındaki adıyla ceset. Kimin? Kimin? Şimdi bu Vural'ın sizin fabrikayı kundaklaması için gönderdiği adamın cesedi. Yani Ateş abinize fena bilenmiş, bir an önce bitirmek istiyor. Ama Allah'tan ben oradaydım da işe el attım. Yalnız çocuk var. Yakalaması bizden, temizlemesi sizden. O konuda hizmet vermiyoruz. Ortağım şimdi ayağına taş bağlayıp suya atar bunu. Pek komikmiş. Bence komik ya gayet. Bence de. Adamı öldürürken bize mi sordun? Git kendi pisliğini kendin temizle. Sen beni anlamadın galiba. Olayın benimle bir alakası yok diyor. Abinizin paçasını kurtardım ama bu kadar rahatsız olduysan bir dahakine görmezden gelirim, olur biter Yamancığım. Sen neden Vural'ın yanında olmak yerine bizi tercih ettin acaba? Şimdi o biraz uzun mesele. Dost olmadığım insanlara anlatmıyorum ama bir ara seninle otururuz, samimileşiriz. O zaman uzun uzun anlatırım. Şimdi konumuza geri dönersek, Vural'ın ortadan kalkması hepimizin işine gelir. Değil mi? Tamamız yani bu konuda. Tamamız. Tamamız da fragmanı es mi geçsek acaba? Plan ne? Nedir? Ne yapıyoruz? Ha, yani onu yapacağım da şimdi senin kirli çamaşırları da dökmemiz gerekecek ya. Hazır mısın? Abine söyledin mi? Bilmiyorum. Kızabilir yani çünkü sana. Konuş artık. Şimdi Yamancığım, bu Vural'ın altın kaçakçılığından kazandığı paraları sizin şirkette pırıl pırıl temizliyorlar. Yalnız bu çocuk beni çok şaşırttı. Bunda inanılmaz bir muhasebe dehası var yani. Bu konudaki yeteneği inanılmaz. Senin bunlardan haberin var mıydı? Dedem öyle istedi. Ya oğlum ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar tamam. Aile içi meselelerinizi sonra çözersiniz bir şekilde. Biz esas konumuza dönelim. Şimdi Okan'cığım, sen itirafçı olacaksın. Tamam. Bu Vural'ın kara para aklama, altın kaçakçılığı yani bu gibi şeylerde gidip polise tanıklık edeceksin, ifade vereceksin. Manyak mısın sen be? Ha? Vural beni komple ortadan kaldırsın, ne güzel. Hiçbir şey yapamaz. Onu içeride temizlerler zaten, çok şey biliyor. Ortakları falan var, tehlikeli tipler. Yani Vural ortadan kalktığında da
yerine yeni birisi geçer. Yani ben. Ve Bekir abi. Beraber yeniden bir rota oluşturacağız. Beraber tıkır tıkır çalışacağız. Hiç merak etmeyin. Plan beni hapse atmak yani. Evet. Ama sana çok ulvi bir görev veriyorum yani. Aileni kurtaracaksın. Bir daha gelmez vallahi böyle bir şans insanın eline. Zaten çok yatmazsa Vural tehlikeli bir tip. Herkes ne olduğunu biliyor. Dersin ki beni tehdit etti. Gizli gizli bir şeyler yaptı. İmzalattı falan filan dersin. Avukatlarınız falan da var. Bir sürü para veriyorsunuz. Temizlerler yani işi. Çıkarsın hemen. Ben tamamım. Seviyorum bu çocuğu ya. Abi bir dakika. Yürü Okan. Dışarı Okan. Bu bizim meselemiz. Sen de git. Kendi meseleni Vural'la çöz. Abi yürü dışarı. Mantıklı bir şey söylüyor. Abi bak mantıklı bir şey söylüyor. Yaman'a katmayaydık iyiydi. Ortağım okeydi duruma yani. Yok yok. O kuzuya bir çoban lazım. Duygusal bir çocuk. Eline yüzüne bulaştır. Yakışıklı ikna olursa duruma kollar diyorsun ha? O biraz sıkıntılı bir tip belli. Ama düşer kapıya. Ben bir yolunu bulurum. Zaten işimizi halledelim. Onların da icabına bakarız. Eyvallah. Değil mi? Eyvallah. Abi bir şey söyleyecek misin? Ne duymak istiyorsun? Ben tamamım abi. Abi. İçinde bulunduğumuz durumla karşılaştırınca... Yok oğlum. Alışırsın. Para aklamalar falan. Sen zaten pisliğin içindeymişsin. Dedem istedi. Ben de yapmak zorunda kaldım. Sanki benim bu ailede herhangi bir sözüm geçiyor da. Bak abi beni bir dinle. Beni bir dinle lütfen. Tamam mı? Bak önümüzde bir fırsat var. Sarp'ın söylediği şeyleri eğer kabul edersek... Ben hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü bir sebebim yok. Kalmadı. Ne olacaksa olsun. Ne demek ne olacaksa olsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Belli ki farkındasın. Tamam o zaman oldu bitti. Biz gidelim Vural'ın yanına. Anlatalım her şeyi böyle. Diyelim böyleyken böyle oldu. Ha? Ne diyorsun? Fena fikir değil aslında. Kendi kendime yapamadım. Vural yapsın diyorsun. Ben sana hiç güvenemeyecek miyim? Ben sana güvenemeyecek miyim asıl? Ya her şeyi abime anlatmışsın mektupta. Ne olacak sanıyorsun senden sonra? Ya gelip benim yakama yapışıp demeyecek mi ya? Ha? Hem Bora'nın katilisin, hem Yaman'ın katilisin demeyecek mi? Demezdi. Beni, her şeyi, aileni koruduğunu anlardı. Anlamazdı. Hiçbir şeyden anlamazdı, tamam mı? Hiçbir şeyden. Gelip senin hesabını bile bana sorardı. Hepimiz enkaza dönerdik. Senin için varsa yoksa feraya değil mi? O varsa varsın, yoksa yoksun. Bencilsin. Ben hiçbir şey değilim oğlum. Sadece duygusuzum, yorgunum. Ya nasıl olması gerekiyorsa, hayat nereye götürürse böyle üzerimden aksın, geçsin, gitsin istiyorum. Öyle olmuyor ama maalesef işte. Olmuyor, ne yapalım? Böyle gidip Vural'a her şeyi anlattıkları zaman... Böyle üzerimize geliyor dünya gümbür gümbür. Bir şey olmaz merak etme. Vural'ın işine yarayacak bir şey anlatmazlar. Para akladığımı anlatırlarsa? Okan, kendi topuklarına sıkmazlar. Bak sen sakin ol, uzak dur. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık da sen yanımdaysan. Evet. Yemek hazır. Seni almaya geldim. Ben katılmasam ayıp olur mu? Hiç aç değilim. Geleneksel, kaos dolu Güzel akşam yemekleri pek iştah açıcı değil. Haklısın. Tamam, şöyle yapalım. Hadi gel senle baş başa sakin sakin bir yemek yiyelim dışarıda. Ateş, başka zaman yapalım olur mu? Benim dışarı çıkasım yok. Tamam.
haklısın. O zaman bu gece dışarı çıkmıyoruz ve sen güzelce dinleniyorsun ama... ...en azından... ...bir şeyler yemek zorundasın Feraye. En azından bir çorba iç. Onun için. Peki, tamam. Hadi bakalım. Gel. Bu doktor oğlumu iyileştirsin. Ne dilerse dilesin benden. Ne gerekiyorsa yapıyorsun zaten. Bu kadar hassas davranma bence. Peki, seni niye almadılar yanına? Özel odada Bora. İçeri almıyorlarmış, yapacak bir şey yok. Arabayı hazırlayayım mı abi? Nereye gidiyorsunuz? Yaman hastaneden çıkmış ya. Bir ziyaret etmek lazım. Durun ben de geleyim hazırlanıp. Tamam, bekletme beni ama. Bekir. Buyur abi. Yarın sevkiyatları var. Bittir dolusu kumaş gelecek. 10 külçe altını bunun içine yerleştirin. Tamamdır abi. Bu işi sen hallet. Sonra da ihbar edeceksin zaten. Ben de abi, merak etme. Ben arabada bekleyeyim sizi. Yaman'la Okan nerede? Gelmiyorlar mı yeme? Yaman ilaç alıyor ya baba. Erken yedi, Okan da yemeyecekmiş. Hadi başlayalım o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kumaşlar yola çıktı değil mi Ateş? Hı hı. Tır yolda. Yarın burada olur. Güzel. İlk sevkiyatımız. Hayırlı uğurlu gelsin inşallah. Feray. Beğenmedin mi çorbayı? Ha, yok. Tadına bile bakmadım daha. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen onu nereye götürüyorsun? Kocama. Ben hazırlattım. Hoşuna hazırlatmışsın. Yaman yemeğini yedi. Sevgi, kızım sen onu mutfağa götür hadi. Peki. Her zamanki gibi gene bana fırsat vermemek için ön atıldınız desenize. Bak sabrımı zorlama, yapma. Ben hiçbir şey yapmıyorum Gülfem anne. Siz benimle uğraşıyorsunuz. Öyle mi? Bir dünya rezillik yap. Bağır, çağır, hakaretler et. Sonra geç karşıma. Ben hiçbir şey yapmıyorum Gülfem anne de. Gerçekten utanman var mı senin acaba? Ne oluyor gene? Baba, sen tabii hastanede iyi değildin, hatırlamıyorsun. Bir dolu rezillik çıkardı bu orada. Anne. Tamam. Sofradayız, yapma. Ne yapma Ateş? Ne yapma? Sen de gördün. Sen de şahittin. Ben orada oğlumun canıyla uğraşırken bu bizimle kavga etme derdindeydi. Anne. Hatta senden kredi kartı istedi. Anne. İstemedi mi? Aldı mı? Aldı. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Bir de geçmiş karşıma kocam 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 diye dolanıyor. Sen ne diyorsun Gülfem? Bütün bunlar oldu mu? Evet. Oldu baba. Yaman umrunda değil bu. Gülfem anne, beni sürekli Yaman'dan boşamaya çalışıyor Ömer dede. Her fırsat bulduğunda da beni buna zorluyor. Evet, çünkü oğlum seni istemiyor ve sen bunu görmüyorsun. Söyledi mi size? Söyledi mi? Ha? Sanmam. Boşanmayacağım Yaman'dan. İstediğiniz kadar uğraşın Gülfem Hanım. Saygısız! Sen kimin sofrasında kime bağırıyorsun? Annen yok senin karşında. Haddini yerini bil. Yıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni. Doğru annenin yanına müştemil ata. Hadi. Ben de bu ailenin bir ferdiyim. Benim kocam var. Senin kocan bu terbiyesizliğin arkasında durmaz. Ben tanıyorum torunumu. Terbiyeni takınana kadar... Bu konağın kapısından giremezsin.
Ne zaman aklını başına toplar, gelir burada özür dilersin, ancak o zaman bu konağın kapısından adımını atabilirsin. Hadi! Peki. Terbiyesiz. Tamam baba, tamam, sinirlenme, sakin ol. Ya boşuna uğraşıyorsun. Bu iflah olmaz. Bunların geldiği yer belli zaten. Bakalım daha neler göreceğiz. Gör bakalım. Daha neler göreceksin sen. Afiyet olsun. Feray, kusura bakma. Sen yemeğini ye kızım. Hadi. Alo, Sarp. Yarım saat sonra hazır ol. Canım çok sıkın, kafa dağıtmamız lazım. E tamam. İzinli ol. İşin yoksa beraber takılırız işte. Tamam, konum at bana. Yanındaki de karanfil mi? Evet. Onu da verir misin? Vereyim. Bana deseniz ben kaynatıverdim ıhlamuru. Ben yapmak istedim. Annemin tarifi bu. Yaman Bey de çok sever bunu. Ona da götürün, olur mu? Olur, götürürüm. Bir dakika, sen niye burada süsleniyorsun? Ve niye iki dirhem bir çekirdeksin? Kocan orada 2.80 yatıyor. Ömer de beni evden kovdu. Aa! Ne oldu kız? Annesin bir sakin ol ya. Aa. Ne oldu? Terbiyesizmişim. Terbiyemi takınana kadar da müştemilatta annemin yanında kalacakmışım. Maşallah. Sen de çok içerlemişsin ha. Ne yapayım Nesrin? Kendimi yerlere atıp öldüreyim mi kendimi? Ne yapayım? Yani öldürme kendini de. İnsan da şöyle bir 2 gram... Bir üzülür yani yalandan. Vallahi hiç üzülemem. Kimse kusura bakmasın. Biraz canım sıkıldı, o kadar. Şimdi dışarıya çıkarım, eğlenirim. O da geçer. Annenin yanına git bari, mutfakta bir kadını bir gör. Ya ararım ben onu sonra. Hadi bay bay. Bitki çayı getirdim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Feray. Hı. Ben... Annemin kusuruna bakma. Seni üzdüğü için ben onun adına senden özür dilerim. Üzülmedim. Annenin derdi ben değilim Ateş. Sensin. Yanlış yapmandan, acı çekmenden korkuyor. Ben yanlış yapmamayı çok erken yaşta öğrendim Feray. Maalesef. Öyle bir şey değil bu. Nasıl bir şey? Annelik yani. Hı. Bir ömür boyu süren bir endişe yumağı demek. Demekmiş. Şimdiden öğrendim ben. Annen seni çok seviyor Ateş. Ne söylese, ne yapsa da gerçek bu. İnsan sevdiğini incitir mi? Yapar mı böyle bir şeyi? Hı? Düşünmez mi mesela hiç? Duymaz mı? Bir duru durağı olmaz mı ya? Ha? Bazen olmaz. İnsan sevdiğini bazen acıtır. Acıtır, öyle sevilmiştir çünkü. Başka türlüsünü bilmiyordur. Keşke benim de annem yanımda olsaydı. Üzseydi beni, kızdırsaydı. Ama inan yokluğu bunların hepsinden daha zor. O yüzden sen annen yanındayken, seninleyken onu kırma, olur mu?
kadar iyisin ki. Her annem sana neler yaptı, hala onunla empati kurmaya çalışıyorsun. Hem Mercimek Hanım da çok şanslı senin gibi bir annesi olacağı için. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Öyle. Hadi sormadan içelim şunları. İçelim. Ya da beni çağırmışsın. Çağırdım. Kapadın kendini odaya, doğru dürüst yüzünü göremedik be oğlum. Ne bu? Ihlamur efendim. İstemem. Çayım var benim. Yok, ben de içmeyeceğim. Ama sen iç bak, iyi gelir. Hadi. Feraye mi yaptı bunu? Evet Yaman Bey. Afiyet olsun. Çalıştım. Bak bunlardan da ye. Ya özel getirttim senin için. Şu dönem senin kan yapan şeyler yemen gerek. Hadi. Ihlamuru da iç. İnat etme, faydalı. Cık. İç oğlum. Sanki zehir. Allah Allah. Gel kızım, gel. Hoş geldiniz. Buyurun, Ömer Beyler salondalar. Hoş geldiniz. Şöyle vereyim, ikram edersin. Tabii Badem. Korkmuyorsun artık ha kızım? Çay dökeyim mi sana? Üşüdün mü? Olur vallahi. Pasta getirdiydi bizimkiler. Ondan da getirirler bari. Sarp nerede? İşinde gücünde. Hayırdır? Ben öylesine sordum. Güveniyor musun sen ona? Tekinsiz bir tipe benziyor. Seni satmasın. Karışma bu işlere kızım. Sana denileni yap, canınız yanmasın. Senin sigortan benim, ona göre. Ben sana çay getireyim. Şş, dur dur. Sevdim seni ben. Cesur kadınsın. Dişine göre af seçiyorsun. Ben seni biraz soruşturdum da... yaşlı adamla evlenip gelmişsin Ankara'dan. Kızın da ilk eşinden Ella'm. Talihsiz kadınsın be kızım. Şans olsaydı bana denk geldiydin. Kader. Kısmet be Bekir. Hmm. Yolda bakarız diyorsun ha. Kafalar uçsa kaldım o sinirli ben senden. Aldım. Yani güzelim kadınsın. Yazık sana da yani. Sadece kızını değil, biraz da kendini düşün. Yaşa bu hayat. Düşüneyim. Düşün. Olur. Olur. Çay getireyim. Getir. Olur. Çıkartıp istin ki. İyisin, iyisin. Aslan gibisin maşallah. Ucuz atlattın Baydire'yi. Bora nasıl? Tedavisine başlandı abi. İyi olacak inşallah. Bir umutlandık hayırlısı. Düzelecek mi yani, bir ümit var mı, bir şey söylediler mi? İyileşecek diyorlar. Hadi inşallah. İnşallah. Yaman'ı ziyarete gelmişler. Ha?
Bu eve gelmek için hep bir bahanem vardı mı? Ateş, biz seninle ne konuştuk? Ateş, Ömer abi itiraz etmediği sürece ben bu eve istediğim zaman girerim. İstediğim zaman çıkarım. Bu şimdiye kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Yani senin hükmün yok bende. Peki. O zaman ben sana hükümlü bir yerden konuşayım. Akırcı. Ben senin ne kadar pis, ne kadar kanunsuz işler yaptığını çok iyi biliyorum. Kim ne derse desin aksini ispatlayamaz bana. Eğer istersem senin açığını yakalamak hiç zor değil. Ateş, yeter. Eğer benden ve ailemden uzak durmazsan. Ben senin başına bela olurum. O zaman ne olur biliyor musun? Sen buraya değil. Ben seni hapishaneye ziyarete gelirim. Beni tehdit ediyorsun. Kim olarak? Dünkü çocuk. Ben senin kısa pantolonlu hallerini biliyorum Ateş. Sen bana masal anlatma ya. Sen bana masal anlatma. Gelmişsin buraya, geçmiş olsun. Eyvallah. Önüne çay çorba bir şey de koymuşlar. Yiyeceğini ye. İçeceğini iç. Defol git buradan. Benim sana son uyarım Bakırcı. Haberin olsun. Hadi Feral, gel. Ömer Bey de Aleyna'yı müştemilata postalamış. Vallahi çok üstüne gidiyorlar bu kızın artık. Vallahi ben bir canım sıkılıyor artık. Ne diyorsun sen be? Aa, sen bilmiyor musun? Vallahi git aklın başına gelene kadar ananın yanında kal demiş. Kız. Gel buraya, gel. Şunu bir alın da şeye götürün. Vural Bey'in şoförü var dışarıda. Ona verirsin, tamam mı? Hayırdır, nereye? Ya gideyim Aleyna'ya bakayım. Yazık, ağlamaktan içi çıkmıştır yavrum. Ne ağlaması? İki dirhem bir çekirdek giyindi. Süslendi gitti vallahi senin kız. Nereye gitmiş? Anası ben miyim? Nereden bileyim? Sen bilmiyorsun kızın nereye gittiğini. Ben nereden bileyim yani? Of anne ya. Efendim anne. Aleyna, neredesin kızım sen? Anneciğim, arkadaşlarımla dışarı çıktım. Dışarıda mısın? Yani hiç sokak sesi gelmiyor. Neredesin sen? Anne, sen beni sorguya mı çekiyorsun? Allah Allah, canım sıkıldı, çıktım işte. Anneciğim, sen niye bana gelmiyorsun? Ömer Bey kovmuş seni, hiçbir şey söylemiyorsun. Öyle buruk kapıyı çıkıp gitmişsin. Neredesin sen? Ya gel bana anlat. Hallederiz, konuşuruz. Ben iyi ederim seni. Korkuyorum, lütfen. Anneciğim, merak etme. Korkacak bir şey yok. İyiyim ben. Hadi bak, şarjım bitiyor. Kapatıyorum. Bay bay. Aleyna. Allah Allah. Ya sen niye beni hiç dinlemiyorsun ya? Selam. Selam. Girsene. Yani dışarıda eğleniriz, gece öyle başlar diye düşünmüştüm ben ama. Yalnız o gül soyların yeniyken birazcık zor oluyor. Birisi seni tanıyabilirdi sonuçta, değil mi? İşimizi şansa bırakmak istemezdin bence. Yani. Ama beni pek kimse tanımaz. Kına gecesi bayağı kalabalıktı. Şahsen ben seni bir kere görsem bir daha unutmazdım. Orası öyle tabii.
Ama ben o kadar detaylı düşünmedim. Yani biraz bunu almıştım, eğleniriz diye düşündüm. Nerede nasıl olduğumuzun ne önemi var ki? Ben seni her türlü eğlendiririm. Çok güzelsin. Uyumadan yetiştim. Balla süt. Gel. Gel. Evdekilerin stresi yetmiyormuş gibi bir de benim için gerildin. O yüzden hem rahatlatır hem uyumana yardımcı olur diye düşündüm. Sağ ol. Sen nasılsın peki? Sen de gerildin. Beni süt kesmez. Öyle söyleyeyim. Peki. Feray. Başkalarının düşündüğü kadar kendini de düşün. Bak böyle gülsün işte yüzün hep. Hep mutlu ol. Hem sen... Sen çok yorgun görünüyorsun. Hadi bakalım. İç sütünü, rahat rahat uyu. Hı? Ha bu arada. Koltuk benim. Biliyorum çok rahat, çok güzel görünüyor ama... ...bir de bunun yüzünden kavga etmeyelim, takatimiz yok. Koltuğumu bırak. Tamam. Bitecek. Kalbimden de silerim ismini.
Hoş geldiniz Vural Bey. Vural Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk müdür o. Nasıl otelde durumlar? İşlerimiz iyi, otel dolu. Güzel. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Vural Bey. Hoş geldiniz Vural Bey. Kolay gelsin çocuklar. Özgür müdürüm. Buyurun efendim. Sen otelin aylık raporlarını akşam gönderirsin bana. Hay hay efendim. Sen işine bakabilirsin. Teşekkür ederim. Bekir. Buyur abi. Beni VIP salonunda bekle. Sen de Cengiz. Nerede babam? Bir sorun sıkıntı mı var? Yok bir şey. Kızım. Hayırdır? E babacığım haber vermedin. Hani kahvaltı yapacaktık? Şirkete gideceğim sonra. Tamam. Alayım abi. Cengiz. Cengiz benim İstanbul'dan tanıdığım, daha önce çalıştığım, güvendiğim bir arkadaşım. Bana alet dediydin abi. Dediydim Bekir. Ama bu işi riske atamam. Son yediğin haltlardan sonra Cengiz halleder. Nasıl emredersen Vural abi. Cengiz. On tane külçe var. Polis gelene kadar bekle. İş bitince de beni ara. Hadi bakalım. Nereye gidiyor baba? Kızım. Kızım da kızım. Çok meraklısın. Nereye gidiyorsa gitsin. Hadi gel biz kahvaltımızı yapalım. Söyle. Düğmeye bastı bilgini. Malı bana vermedi. Başka birisine teslim etti. Halledemeyeceğim yani. Tamam ben de. Günaydın. Sana ellerimle kahvaltı hazırladım. Öpücük de verecek misin? Sen ayıp ediyorsun ya. Sen ayıp ediyorsun ya sen. Dur yavaş. Ayıp ediyorsun. Yavaş. Acıyor lan. Acıyor. Panda. Ne var ya? Duygu patlaması yaşıyoruz işte. Kusurumuza bakma. Bak sen şimdi bunları güzelce böyle zınk zınk yapıştır. Ama şunu ben nasıl gözden kaçırmışım, bu yanmış ya. Sen portakal suyundan iç al. Taze sıkılmış. İç 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 iç. Bak taze sıkıldı. Oh. Sarp arıyor. Aç. Açayım mı? Aç. Açayım. Alo. Ateş abinizin fişi çekilmek üzere. Haberin olsun da. Şşş. Ne oluyor? Vural komple kurmuş abimi. Tekstil tırlarının arkasına altın koymuş. Kayseri girişinde. Abimi tutuklatacak abi. İhbar verecek kaçakçılık diye böyle. Abi böyle durmayacağız değil mi? Ya dur saçmalama. Düşünüyorum. Tamam düşün. Düşün yani düşün de. Git. Kimse görmeden dedemin odasından silahını al. Silah mı? Ne silah abi ya? Lan daha iyi bir fikrim var mı? Ne yapalım, Vural'ın adamına çiçek mi gönderelim? Çiçeği görünce vazgeçer belki. Abi. Bileme oğlum. Bileme. Başka yol yok bunun, anladın mı? Sen bizim düştüğümüz durumun farkında değilsin galiba, ha? Git şimdi dediğimi yap, hadi. Tamam.
Emanet var mı? Var. İşte bak, benim aradığım takım oyuncusu tam olarak böyle. Sen olsan çoktan batırmıştın ufaklık ya. Sana yumruk atmak hiç içimden gelmiyor. Zira işim var seninle. Ama alacağın olsun. Aha, yasak aşk. En sevdiği. Saçma saçma konuşup benim canımı sıkma. Bak kızacağım artık sana. Yalan söyleyip duruyorsun bana. Ben duydum oğlum, Cemile ile konuşmadın mı sen bunları? Abim dedin. Taştan mı dedin? Tamam Feren, kes. Neden taktın o bereyi? Evde buldum. Neden taktın bereyi? Yaman bırak. Saklamıştım. Çöpe mi atmaya gidiyorsun? Hayır. Akşam da annenin hamurundan göndermişsin. Kış gecelerimizin vazgeçilmezi. Ayva çekirdekli karanfille. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey. Evet, hiçbir şey yapamazsın zaten. Tamam mı? At bunları da. Sakın acıma. Sen bana demiştin ya, burada sana yer yok diye. Artık sana burada da yer yok. Abimin karısısın sen. Sildim ben hafızamı. Bitti. Okan yürü. Hadi bakalım. Üzmeyin koçunuzu artık. Hadi. Nesin, eline sağlık. Poğaça çok güzel olmuş ya. Yemin ediyorum gözüm açıldı. Ay Eren'im için yaptım. Vallahi bu ara hiçbir şey yemiyor. Yaptım koydum çantasına gitti vallahi okula. Ya bir kere de dedi ki kocacığım de, senin için erkenden uyandım. Senin için hazırladım de. Ölür müsün ya? Hep oğlun, hep oğlun. Vallahi kusura bakma canım. Hep oğlum, hep oğlum. Cemile, hadi bir iki lokma bir şey ye. Yok istemiyorum Muhsin. İyisiz, midem kötü. E boş mide tabii. Bak daha kötü olacaksın. Kalk gel şuraya. İstemiyorum dedim ya Muhsin. İyiyiz. Ya Feruş, onlar kendi evlerinde kalsınlar bence ya. Ne yapacaksın? Sarılıp uyuyacak mısın ayıca? Yanımda olsunlar istiyorum Nazan. Sen de benim üstüme gelme lütfen. Feraye Hanım iyi günler. Ateş Bey bir yere gidecekseniz size eşlik etmemi istedi de. Gerek yok sağ olun. Ama olmaz öyle şimdi. Emir verdi, ben azar yerim ya. Geç kaldık aslında. İyi tamam o zaman. Alayım isterseniz onu ben. Sizin. Yok bir şey benim. Tamam. Buyurun. Senin de aklın Aleyna'da kaldı tabii. Haklısın vallahi. Bak ana yüreği. Sahi Aleyna nerede ya? Uyuyor mu hala? Nerede olacak? Evinde. Allah Allah. Benim de ayrıca üzüldüğüm falan yok Nesrin. Ya Ömer Bey dehlemedi mi onu? Kim kimi dehliyor ya? Kocası bırakır mı burada? Arada gitti evine işte. İyi. Öyle. Günaydın. Günaydın. Aleyna, sen dünkü kıyafetlerinle mi uyudun? Allah Allah Nesrin ya. Sen de nelere dikkat ediyorsun yani? Her gün başka bir kıyafet giyecek diye bir kaide mi var yani? Beğenmiş, rahat etmiş, giymiş. Değil mi kuzum? Hadi gel, seninle bir konuşalım. İki lokma bir şey yeseydik ya. Ya başlatmışım yeminle, yürü. Gel bakayım. Afiyet olsun. Ne oldu kız? Bir işkillendin sen. Yalan söylüyor. Vallahi. Ay, Ömer Bey evden kovacağım. Yaman da ona karşı çıkıp geri çağıracak. Bırak Allah aşkına. Bir şey var arkasında da. Öğrenirim ben yakında. Hadi hadi yemeğinizi yiyin.
Size ne? Ne olmuş olmuş. Ha? Gel şuraya. Gel. Of. Ya neredesin sen geceden beri ha? Ha telefonum da kapalı, sabah sabah ettim. Anneciğim bir sakin mi olsan acaba? Tamam haklısın, özür dilerim ama bak iyiyim. Geldim işte, her şey yerinde. Gelmişmiş. Ya ödüm koptu benim, senin haberin var mı? Hayır gece vakti yani, AVM kapalı, çarşı kapalı. Neredesin sen? Yalnız değildin herhalde. Ha? Kimle beraberdin? Sarp'laydım. Ne Sarp'ı be? Ben sana o at hırsızıyla gezmeyeceksin demedim mi? Ne işin var senin onunla? Ne yaptın sabaha kadar? Anneciğim. Sarp bana lazım. Ondan hamile kalacak. Sen ne diyorsun be? Anne. Ya kafayı mı yedin? Ne hamilesi? Saçımı yedin. Kulağını yapmışsın. Saçımı bozdun ya. Başlatma şimdi saçına. Sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Duydun mu beni? Anne neden saçma sapan olsun ya? Bak Ömer Gülsoy'a. Kafası attı, tek bir lafta koydu beni konağın önüne. Sence Yaman'la çocuğumuz olsaydı bana böyle bir şey yapabilir miydi? Yapamazdı. O çocuk benim konaktaki tek kalış biletim. Hayır Aleyna. Hayır, hayır. Hayır, yapmadım de. Yapmadın değil mi kuzum? Öyle, öyle aklından geçirdin sadece. Boşuna ümitlenmiyoruz değil mi Bora için? Ne diyor bu doktor tam olarak? Babacığım endişelenmekte çok haklısın. Ama Fuat Bey hem çok başarılı hem çok deneyimli ve temkinli bir doktor. Ya İsviçre'de yıllardır o hastanenin başında. Boşa ümit vermez. Bora için tedaviye cevap veriyor. En önemlisi de bu dedi. Hiç merak etme. Yani her şey gayet iyi. Yolunda. Afiyet olsun. Merhaba Badeciğim. Merhabalar. Hoş geldin Gülsen. Hoş bulduk. Biraz konuşabilir miyiz Bural? Ben zaten şirkete geçecektim. Geç bile kaldım. Kalksam iyi olacak. Görüşürüz tamam. Kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Buraya bir servis açın. Yok istemem. Kahve içer misin? Olur. Bize iki kahve. Yalnız bir tanesi bol kahveli, az köpüklü. Gülfem Hanım öyle sever. Tamam efendim. Bizim tur şuradan. İyi mi ben? Aynen böyle dur. İncin top oynuyor. Şoför de yok. Yavaş, yavaş, yavaş. Sarp arıyor. Kapatsana.
Oğlum hem niye sesli telefonu? Unutmuşum. Allah Allah. Bırak o silahı. Bırak o silahı. Bırak diyorum. Bırak silahı dedim. Bırak o silahı. Bırak. Sakin. Atın yere. Tamam. Tamam, sakin. Yatın lan. Tamam, sakin. Sakin ol. Tamam. Sakin. Ya bizim sonumuz böyle olmamalıydı ama ya. Vallahi billahi böyle olmamalıydı ama ya. İyi misin? İyiyim. Ortağım, iyiyim. Allah seni gördüm, hiç bu kadar sevmemiştim. Kes yıkamayı, ağlamayı hadi. Kamyonun arkasında kumaşların arasına koymuşlar altınları, git getir. Hadi bakayım bir işe yara, hadi. İşte. Hadi. Şş, bak, sana bir şey diyeyim mi yakışıklı? Sen de şans olsa, bu doğduğunda var ya, evlatlık vermişlerdi bunu. Bu ne olacak? Sen onu bırak. Siz benle geliyorsunuz. Sarp bizi bekliyor. Hadi canım, hadi. Yakışıklı. İşi yokuşa sürme. Anladık, tamam. Getir, getir, getir. Getir bakayım. Koş şöyle. Hadi arabaya, sen önden. Hadi canım, hadi hadi. Hadi gel. Bu ne olacak? Ama soru sordunuz be Gülsoy Brothers. Hadi oğlum, hadi ortağım, hadi canım, hadi. Hadi Okan, hadi. Hadi, hadi. Ne hadi Okan ya? Allah Allah. Afiyet olsun. Sağ ol. Al bakalım. İlaçların. Odada bırakmışsın. Demek ben fark etmesem içmeyeceksin bunlar. Kurbanlar dağıtıldı mı? Haberin var mı? Hı hı. Sen şimdi bırak lafı değiştirme. İlaçlar önemli. Konuştuk seninle. Ne dedi doktor? Düzenli olarak içmen lazım. Hadi. İçtim ben. Sen benim düzenime karışma. İçmemişsin, saydım ben tek tek. Hadi bakalım, hadi. Eskiden de böyleydin sen. Bir şeye kafayı taktın mı, kabul ettirene kadar illallah ettirirdin. Hı hı. Dede, al bakalım ilaçlarını. Al. Al. Hadi. İllallah. İllallah. Hı? Çok güzel. Merhaba, girebilir miyim? Gel kızım, gel. Ben de çıkıyordum zaten. Dur, dur. Nereye? Ha? Al bakayım ilaçlarını. Ateş, müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Olur, konuşalım. Kızlar nereye? Buyurun gelin bir şeyler için. Geleceğiz ablacığım, acıktık zaten. Tamam, bekliyorum. Şu sondaki kafe. He tamam. Çok sürmez zaten. Oradan da okula geçeriz. Tamam. Ay çok gerginim, çabuk şans dile bana. Ay.
Harika geçsin arkadaşım. Sağ ol. O zaman ben şu hediyelikçideyim. Sen çıkınca beni ara, Sultan abla da buluşalım. Tamam. Hadi gittim ben. Tamam, hadi. Aynı şeyleri söylüyorsun. Oğlumdan uzak dur, ona yaklaşma. Oğlumdan uzak dur, ona yaklaşma. Senin oğlun dün gece beni hapse attırmakla tehdit etti. Farkında mısın? Farkındayım. İşte tam da bu yüzden ateşle oynama diyorum. Bak ben oğlumu tanıyorum. Ona bir yaparsan o sana beş yapar. Onu o kadar iyi tanıyorsan sen dizginleyeceksin. Bu kadar dik başlı olunmaz Gülfem. Bu kadar dik başlı olursan bir yerde o başı ezerler. Üzülürsün. Sakın. Benim canımı acıtmak için oğluma bir şey yaparsan ben de senin canını yakarım Vural. Gülfemciğim, sen benim canımı yıllar önce yeterince yaktın zaten. Artık bana bir şey yapamazsın. Mesela Bade'ye gerçek babası olmadığını söylesen. Nereden çıkarıyorsun böyle saçma sapan şeyleri? Uydurma şeyler. Yok öyle bir şey. Yapma Vural. İkimiz de biliyoruz bunun doğru olduğunu. Bak, Bade'yi seviyorum. Gerçekten çok iyi bir kız. Onu asla üzmek istemem. Ama eğer yanlış bir şey yaparsan o zaman başka seçeneğim kalmaz. Bir düşünsene, Bade annesiyle parası için evlendiğini öğrense ne yapar acaba? Ha? Ne yapar? Üstelik annesi ve dedesinin ölümü de bana göre şaibeli. Bir söylesene. Nasıl oluyor da önce karın, sonra kayınpederin peşi sıra ölüyorlar? Ne diyelim? Mukadderat mı diyelim? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Ne oldu? Yarın başlıyorum. Çok sevindim, çok. Vallahi ben de çok sevindim. Çalışma saatleri de esnek. İki kişi olacağız. Dönüşümlü çalışacağız. Yani seni de yalnız bırakmayacağım kuzum. Merak etme. Gözüm üzerinde. Etmiyorum. O ne? Hayatının romanını mı yazıyorsun? Kızıma.
Ya sen anneci olacaksın şimdi ya. Çok şanslı Pıtırcık. Vallahi kıskanıyorum ha. Ay hemen düşürdü yüzünü. Kızım, benim ailem sensin. Başka kimseye ihtiyacım yok benim. Seni çok seviyorum, çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi kalk, kalk kalk. Şu notlara bakalım ya. Mezun oluruz kızım. Hadi. Kalkıyorsunuz sanırım. Afiyet olsun. Ben de biraz acıktım da çarşıda bir şeyler yedim. Alayım isterseniz poşetinizi bagaja koyayım. Gerek yok, ağır değil. Ya poşetle mi gezeceksiniz? Tabii siz bilirsiniz de. Yani okuldan dönüşte de ben alacağım zaten sizi. Tamam, teşekkürler. Buyurun, araba bu tarafta bu arada efendim. Ya tam filmlerdeki İngiliz uşağının tespihli versiyonu ya. Yemin ediyorum gitmemekte zor tutuyorum kendimi. Kızal tamam, çok ayıp. Yalnız garsonluk için iş görüşmesine gelip özel şoförle ayrılmama kaç puan? Yürü. Yürüdüm ya. Tamam yürüdüm. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Gerektiği kadar. Yakışıklı çok gerginsin la sen. Yapma oğlum öyle. Bak Sarp'a konum attım, gelir o da zaten birazdan. Şişt. Aç mısın la sen? O yüzden mi bu kadar gerginsin? Hı? Yani bir şey de yemedik aslında. Ne var ya? Ne var, niye öyle bakıyorsun bana Allah Allah? Bir takım kanlı faaliyetlerin ortasında kalınca insan bir acıkıyor, bir stres oluyor, bir tuvaleti geliyor, uykusu geliyor. Sinirimi bozma. Tamam. En çok sinir sende, tamam. Çok eğleniyorum la Gülsoy Brothers, vallahi. Gerildim ya. Aradığınızda ben sizi gelip alırım. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Vay 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 işte Raya Hanım. Şimdi bu bebeğin ateşten olduğunu sanmıyorum. Babasının Yaman olma ihtimali çok yüksek. Sana Feroş'unu getirecektim Yaman ama bir anda avucuma bebek düşüverdi. Bakalım ne olacak. Evet, Bade. Seni dinliyorum. Ben bir daha böyle bir gerginliğin arasında kalmak istemiyorum Ateş. Dün gece çok üzüldüm. Nasıl bir gerginlik? Ya bak anlıyorum. Babamdan hiç hoşlanmıyor olabilirsin ama... ...hiç olmazsa benim için biraz alttan alamaz mısın ya? Bu kadar üstüne gitme. Bade, benim seninle olan arkadaşlığım başka bir şey. Ama babanla olan durumum bambaşka bir şey. O yüzden baban konusunda... Sana söz veremem. Bunu benden isteme. Tamam. Anladım. Konuyu kapatalım. Evcilik oyunu nasıl gidiyor? Evcilik oyunu? Sen hep böyle alaycı mısın ya? Yok. Yani gerektiği yerde gerektiği kadar evet. Hayır sen oyun dediğin için ben soruyorum. Ben oyun demedim. Feraye'nin iyiliği için alınmış bir karar dedim sadece. Oyun değil. Tamam. Anladım. Ben yanlış anlamışım demek. Gergin gibisin ama biraz.
Yani umarım Feraye ile aranda kötü bir şey olmamıştır. Yok. Her şey yolunda, niye? Sevindim. Ne bileyim, öyle birbirine karşı hiçbir şey hissetmeyen iki insan aynı evin içinde. Çok zor oluyordur bence. Kolay bir şey değil. Feraye ile zor değil. İyi bir kız, evet. Sakin. Sakin. Bade, biz buraya Feraye konuşmaya mı geldik? İstemiyorsan konuşmayız. Konuşmayalım. Ya şimdi bu söylediğime çok kızacaksın ama... Hı. Bence senin Feraye'ye karşı bir zaafın var. Bade, biz bunu konuştuk. Ne dedim ben? Evet, konuştuk. Özel hayatına karışılmasından kesinlikle hoşlanmıyorsun ama sırf bu yüzden böyle düşünüyorum zaten Ateş. Eğer öyle olmasaydı çok daha rahat olurdun, değil mi? Ama ben Feraye deyince sen bir duvar örüyorsun bana. Sen kendini bayağı bir kaptırmışsın bence. Bak, hiçbir şey söyleyemiyorsun. Bade. Bu krizi yaratan nedir? Bade bak. Feraye benim tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. O çok hassas, çok... çok duygusal. İnsanın ruhuna iyi gelen bir tarafı olan biri. O yüzden krizimiz yok. Sen de bunları duymadın. Tamam mı? Ben bunları duymamış gibi yapabilirim. Ama sen... boş veremeyecekmişsin gibi duruyor. Sen kendini fena kaptırmışsın Ateş. Yaran acıyor mu yakışıklı? İşine bak. La ters adamsın, mers adamsın ama sevdim la seni. Oğlum bak, benimle iyi geçin ha. Yapma oğlum öyle. Uyan uyan, gel. Aç camı, aç. Camı aç, camı. Gel gel. Gel, güzel haberlerim var, gel. Gel gel. Acayip iyi haberlerim var. Ya oğlum. Müptelanız oldum ya ben sizin. Ölüyor musunuz az kalsın? Öteki tarafı boyluyormuşsunuz. Okancığım, yani nedir yani? Telefonu sessiz de unutmak nedir ya? Tam operasyonun ortasında gümbür gümbür çalmış. Kes. Hayırdır ya sen? Ha? Ne yapayım oğlum ben daha size? Ha? Sizi Ural'dan kurtardım. Yetmedi, abini hapisten kurtardım. Daha ne yapsın ya bu adam? Ha? Bizi sevdiğin için yapmadın ya. Fabrikaya ihtiyacım var ondan. Hmm. Ama sizin de bana ihtiyacınız var. Kabul et. Yok yok. Sen şimdi bitse de gitsek modundasın ya. Ben senin motivasyon eksikliğinin çözümünü buldum. Al bakalım. Ne diyorsun be? Aç bir oku bence. Sana ilk cümlelerimi yazıyorum bebeğim. Bugüne kadar sana çok iyi bakamadım. Beni affet. Ama artık her şey çok farklı olacak. Baban, sen ve ben hiç ayrılmayacağız. Üçümüz birlikte çok mutlu olacağız.